Kendisi de Kobani'de iktidar açısından toplumsal muhalefeti bastırmanın sembol devaları haline getirildi. Çünkü her ikisinde de toplumun iktidarın uygulamalarına karşı bir tepkisi vardı. Asıl bizim şahsımızda bunu cezalandırmak istediler. Toplumsal muhalefeti susturmak istediler. Bu anlamda çok ortak ve benzer yönleri var. Bundan sonra önümüzdeki süreçte yürüteceğimiz demokrasi mücadelesi açısından da bizlerin bu iki davayı sembol olarak kabul edip bunun ekseninde Türkiye'deki tüm hukuksuzluklara karşı ortak mücadeleyi güçlendirmemiz gereken, demokratik muhalefeti güçlendirmemiz gereken bir zemindeyiz diye düşünüyorum. Kadınların rolü şöyle, bu ülkede çok çeşitli nedenlerle toplumsal yarılmalar, kutuplaştırmalar, kamplaşmalar yaratıldı. Kadınlar bunu aşmayı başarıyorlar. Ortak kadınlık paydasında buluşabiliyorlar. Çünkü kadınların özgürlüğü aslında toplumdaki bütün sorunların çözümüyle çok bağlantılı. Ve biz kadınlar bunu biliyoruz. Yani savaşı da, militarizmi de, cinsiyetçiliği de, demokratik haklara yönelik tüm müdahalelerinde nasıl kadın hakları ile ilgili bir sorun olduğunun farkındayız. O nedenle kadınlar çok farklı kimliklerine rağmen ortak paydada buluşup ortak bir mücadele yürütebiliyorlar. Bu da bize Türkiye'de demokratik muhalefetin ortak paydada buluşması konusunda kadınlara bir öncülük misyonu yüklüyor. Ben eminim ki kadınlar bu misyonlarını da güçlü bir şekilde yerine getirecekler. Gezi direnişiyle Kobani direnişi bir dönem davası. Yani dönem 2013 bir yandan Sayın Öcalan'la yapılan diyalog ve müzakere süreci var. Bir yandan işte Türkiye'de demokrasi konusunda güçlü bir şey yaşanıyor. Ama bir yandan da IŞİD'in Kobani'ye saldırısı var, IŞİD çetelerinin. Ve o dönem hatırlarsanız Kobani sınırında Türkiye'deki bütün demokrasi güçleri, özgürlük güçleri ve Kürtler oradaydı Kobani halkıyla dayanışmak için. Bu çok önemli ve anlamlı. Kobani'nin özgürleşmesi iktidarın cihatçı gruplara, IŞİD gibi cihatçı gruplara desteğinin başarısızlığı aslında. AKP kendi başarısızlığı olarak gördü bu meseleyi. Gezi direnişini de kendine yönelik bir kalkışma olarak gördü. Her ikisini de sonuçta cezalandırmak istedi bu süreç içerisinde. O açıdan Gezi'den Kobani'ye dönemi doğru değerlendirmek lazım. Yani bir kardeşlik kavramı bunu karşılamaz ama Gezi ve Kobani Türkiye'de demokrasi ve özgürlük mücadelesine, adalet mücadelesine, barış mücadelesi bağlamında, Kürt halkının eşitlik, özgürlük sorunu bağlamında bakmak anlamlı olacaktır. Gezi ile Kobani'yi birleştirmek ancak mücadeleyi birleştirmekle mümkün olur diye düşünüyorum. Ya kadınlar sadece bu Kobani ve direniş açısından değil ama bu mücadele önemli bir mücadele diye düşünüyorum. Kadınlar her yerde fark yaratıyor ve yaşamı yeniden kuruyor. Burada da yeni yeniden yaşamı kuracaktır. İktidarın Gezi ve Kobani'ye yaklaşımında çok fazla fark olduğunu söyleyemeyiz. Gezi iktidar açısından korkulu bir rüyaydı. Türkiye'de hemen hemen toplumun her kesiminin sokağa çıktığı, iktidara karşı tepkiyi, özgürlük taleplerini dile getirdiği bir direnişti. Dolayısıyla Türkiye tarihinde ilk defa örgütü olmayan kitlelerin sokağa çıkışıydı. Ve dolayısıyla bunun karşısında nasıl tavır tutum sergileneceği bir dönem karar verilemedi. Sonrasında da Gezi'nin hemen ardından da bir dizi yasaklamalarla zaten toplumun bu taleplerini gerçekleştirmek yerine tam tersine toplumu baskı altına almayı hedefi. Kobani direnişi ise ağırlıklı olarak tabii ki Kürt özgürlük mücadelesi, Kobani'de direnen Kürt halkının statü mücadelesi artı tabii IŞİD'e karşı verilen bir mücadeleydi. IŞİD son derece tehlikeli, dünya için, Orta Doğu için geleceği karartacak bir örgüt olması asabiyle onun karşısında direnen halklar, direnen savaşçılar vardı. Kobani sürecinde de yine IŞİD'in bu politikalarına karşı çıkan ve Kürtlerin yanında onlarla dayanışma mücadelesi yürütenlerin sergilediği bir direnişti. Buna da tabii çok ağır tepkiler gösterdi iktidar. Kobani düşmedi.
O direniş kazandı. Türkiye halkları da Kobani halkıyla dayanışma gösterdi. Hem maddi hem manevi dayanışma gösterdiler. Sonrasında 4 yıl geçtikten sonra işte Halkların Demokratik Partisi'nin MYK'sının attığı dayanışma mesajına ilişkin açılan bir dava var. Bu davanın tabii ki bu tweetten kaynaklı olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Dava bir Kobani halkının bu direnişinin sonuçlarını cezalandırmak. İkincisi Türkiye sosyalistleri, devrimcileriyle Kürtlerin yan yana gelişine tahammülsüzlük ve dolayısıyla Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesini talep eden Türkiye devrimcileri ile Türkiye'de mücadele eden demokratik siyasetteki Kürtlerin cezalandırıldığı, ağır cezaların verildiği bir dava oldu. Burada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaklaşımı hem Gezi'de hem Kobani'de Türkiye'de demokrasi taleplerine yanıt vermeyen, bu taleplerin dile getirilmesine olanak tanımayan ve bunun için mücadele edenlerin de en ağır cezalarla yargılanacağı mesajını çok net bir şekilde vermiştir. Bu mücadelede kadınların yeri tabii çok önemli. En baş mücadele aktörleri kadınlardı. Bugün burada da işte 3 kadın arkadaşımız da 6-7 yıllık cezaevi süreçlerinden sonra çıkmış olan arkadaşlarımız da bizimle burada buluşmaya geldiler. Sabahat Tuncel, Ayla Akat ve Gülten Kışanak. Onlar da bu süreçte bedel ödeyen kadın siyasetçiler. Dolayısıyla kadınların mücadelesi hem Türkiye demokrasi mücadelesinin önünü açan bir mücadele. Çünkü kadınlar amaları fakatları olmayan, ideolojik olarak birbirleriyle çok hani yan yana gelmeyecek ama kadın meselesinde, kadın sorununda ortak çözüm hattını ören bir bakış açısıyla yaklaştıkları için bence Türkiye demokrasi mücadelesine de kadın mücadelesi örnek olmuştur.